Davulun sesi uzaktan hoş gelir. İyice bilmediğimiz bir durum hakkında fikir yürütmemeliyiz anlamında kullanılan bir atasözüdür. Hiç davul çalanın yakınında bulundunuz mu? Bulunduysanız bilirsiniz, o uzaktan bize hoş gelen sesin ne kadar kafa şişirici, baş ağrıtıcı olduğunu. Çoğu şeyler de böyledir. Uzaktan bakarsınız, hoşunuza gider, imrenirsiniz. Oysa gerçek öyle değildir. İmrenerek baktığınız o şey başkalarına rahatsızlık vermektedir. Kimileri herhangi bir olayı gereğince araştırmadan, gerekli gözlemleri yapmadan o olay hakkında yorum yapmaya kalkarlar. Böyleleri sonunda da büyük bir yanılgıya düşerler. Oysa bir görüş bildirebilmek için yalnız duyularla yetinmemeli, bizzat gözlem yapmalı, sağlam bir kanaate sahip olduktan sonra bir görüş bildirmeliyiz. Olayları bize uzaktan göründükleri şekilde değerlendirmek, onların oluşturundaki incelikleri tanımamamızı yol açar. Olayları yaşayanların, bir ürün ortaya koyanların çektiği sıkıntıları, işin içine girmeyenin bilmesi mümkün değildir. Atasözünün hikayesi şu şekildedir. Kızın birini sevmediği birine vermişler. Kızın gönlü ise başka bir delikanlı da olsa da zengin diye kendinden yaşça büyük, çirkin bir adama nikahlayıp düğüne başlamışlar. Düğün evinde davullar, zurnalar neşeyle çalmaya başlamış. Davulun tokmağı her vurulup da gümlediğinde kızcağızın yüreği cız eder, üzüntüden fenalıklar geçirirmiş. Köyün bütün genç kızları düğün evinde gelin kızın etrafında toplanmış, konuşurlarken kızlardan birisi "Ah" demiş, "şu davulun sesi ne kadar da hoşuma gidiyor. Acaba bizim evin önünde de böyle çaldığı günleri Allah bana gösterir mi?" Gelin kız ümitsizce içini çekmiş, "Ah ah" demiş, "davulun sesi uzaktan çok hoş gelir, sen bir de bana sor."